Sayın Doçent Doktor Yaşar Sarı yapacak. İkil Devrimi ve Fergana Ovası'nın kimlik ve coğrafya olarak bölünmesi. Hocam 15 dakika süremiz var. Müsaadenizi rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Kimlik ve coğrafi olarak bölünmesi. Bu konuyu seçmemin birkaç sebebi var. Bir sebebi bildiğiniz gibi Fergana Ovası çalışıyor mu? Sesim gelebiliyor mu? Bu konuda gerçeği ihtiyacım. Fergana Ovası'nın Orta Asya'nın en sorumlu bölgesi olarak kabul edilmesi. Yani üç tane bağımsız devletin toprak parçalarının topraklarının olduğu bir bölge olması bir anlamda potansiyel hem çatışmaların olduğu hem de başka potansiyel çatışmaların beklendiği bir bölge olarak görülmesi. Tabii bunun bir geçmişi var. Bunu anlayabilmek için özellikle de 1917 Bolşevik devrimi ve devrim sonrası Orta Asya'nın doğal olarak da Fergana'nın Türkistan'ın daha doğrusu o dönemdeki adıyla Türkistan'ın ve Orta Asya'nın bölünmesi farklı milli devletlerin ortaya çıkması. Şimdi 1917 öncesi Rus Çarlığı'nın egemenliği altında yaşayan Türkistan halkı her ne kadar bu Çarlık rejiminin devletinin altında yaşasa da toplumsal hayatta çok büyük değişiklik olduğu söylenemezdi. Sadece Rus ve Ukraynalı göçmenlerin yerleştirildiği bölgeler dışında. Devrimle beraber sadece sosyal yapı değil, siyasal, sosyal ve ekonomik yapıda büyük ölçüde değişti. Bu değişikliğin iki temel sebebi vardı. Birincisi Ekim devrimi sonrasında iktidarı ele geçiren Bolşevikler yeni bir siyasal ve sosyal sistem kurdular. Bu sadece Türkistan bölgesinde değil, bütün Rus Çarlığı'nın topraklarında. Bu sistem ideolojik olarak Marksist-Leninist esaslara dayanıyordu. Temel olarak siyasi ekonomik hayatı tamamen dönüştürmeye yönelikti. Bu da Rus Çarlığı'nın daha çok şehirlere yönelik kontrolün, stratejik gördüğü alanlara yönelik kontrolün, çoğunluğunu Rus ve Ukraynalı göçmenlerin verimli topraklara yerleştirilmesi politikasından farklıydı. Bu anlamda Rus Çarlığı itaatkar olduğu sürece yönetici elitlere, din adamlarına ve köylülere dokunmuyor. Yenilikçi yaklaşımları benimseyenlere ise şüpheyle bakıldı. Ve neticede itibariyle 20. yüzyılın başında Cedid Hareketi'nin Orta Asya'ya etkisinden Rus Çarlığı yönetimi kuşku duyduğunu biliyoruz. Bu yapı ilk önce 1905'teki Rus birinci devrimi diyebileceğimiz meşruiyet idaresinin getirilmesi, Duma'nın yani parlamentonun açılması, azınlıkların bu anlamda Türkistan dahil diğer Türk halklarının kendilerini parlamentoda temsil edecek az sayıda da olsa sandalye bulmalarıyla değişmeye başladı. Ama asıl değişiklik ise Ekim devrimi sonrasında meydana geldi. Biz bu anlamda Ekim devrimini gerçekleştiren Lenin ve arkadaşlarının yani Lenin arkadaşlarının ilk başlarda 1917'lerde kendi self-determination dediğimiz kendi kaderini tayin etme hakkını ilan etmişlerdi. Bu anlamda da Türkistan topraklarında çeşitli hareketlenmelerin başladığını görüyoruz. Şimdi Ekim devrimiyle Türkistan'ın ve
o anlamda Fergana Ovası'nın bölünmesini biz uluslararası ilişkiler açısından ya da siyaset bilimi açısından bir yapıda değişiklikler, yapısal faktörler, diğeri de bu yapısal faktörleri şekillendiren aktörler üzerinden değerlendirebiliriz. Yapısal olarak bahsettiğimiz gibi Bolşevik devrimi, Marksist, Leninist ideolojinin siyasal, sosyal hayatta, kültürel hayatta da getirmeye çalıştığı sosyalist model bu anlamda önemli. Aktörler açısından tabii ki o dönem uluslararası sistem ve bölgesel mücadeleler de bundan ayrı tutulamaz. Aktörler açısından baktığımız zaman önemli rol oynayan Fergana Ovası dahil Orta Asya'daki bu kimlik ve coğrafi bölümünde önemli rol oynayan aktörlere baktığımız zaman birincisi merkezi iktidar dediğimiz Petrograd'da oluşan Sovyet, daha sonra da Moskova başkenti olmak üzere Lenin, Stalin ve onların etrafında şekillenen politbüro ve özellikle de Stalin'in önderliğini yaptığı Milliyetler Komiserliği'ni ele alır. Diğer aktörler ise cedidciler dediğimiz daha çok Gaspral'ın yöntemlerinden etkilenmiş Türk kimliğinin bilincine varmış. Fakat siyasal bakış açıları itibariyle de bazen birbiriyle de çatışan kişilikleri sayabiliriz. Bunlar Mustafa Çokay, Sultan Galiyev, Turan Rusklov, Feyzullah Hocaevi bile bu sınıfa koyabiliriz. Bu isimleri daha da çoğaltabiliriz. Diğer üçüncü aktörler ise bunları genel aktörler diyebileceğimiz aktörler olarak görebiliriz. Bunlar Rus Çarlığı'nın 1876 yılında ülkece 1865 yılında Taşkent'i ele geçirmesi, 1876 yılında Hokan Hanlığı'nı tamamen ortadan kaldırıp o bölgeyi Türkistan ve Bozkır vilayetleri şeklinde örgütlendirdiği zaman verimli topraklara önemli ticaret noktalarına, ulaşım noktalarına yerleştirdiği Ruslar, Ukraynalı köylüler ve belli bölgelerde özellikle şehirlerde yoğunlaşmış Ermeniler olarak görebiliriz. Bunlar da Fergana Ovası'ndaki gelişmeleri de etkin rol oynadıklarını görüyoruz. Diğer ise kurbaşlar diyebileceğimiz Müslüman şehirlerin Fergana Ovası'nda Müslüman şehirlerin mahallelerinde bir anlamda polislik görevi yapan, silah taşıma yetkisine resmi anlamda tek haiz olan silahlı güçler ve daha sonra bunların basmacı hareketinde önder rolü oynayacağını göreceğiz. Bir de tabii ki dini otorite. Burada şunu söyleyebiliriz. Sadece bu konuyla yapılmış çalışmalara baktığımız zaman akademisyenlerin Orta Asya'nın bölünmesi, Fergana Ovası'nın bölünmesi konusunda farklı temellerden yaklaştıklarını görüyoruz. Kimi bunu Sovyet yönetiminin böl ve yönet yaklaşımıyla bölgedeki grupları, milletleri diyemeyiz. Bunların hepsi de Türk kökenli olduğunu biliyoruz. Bölgedeki grupları, etnik grupları diyelim, parçalayarak onları daha kolay yöneteceği düşüncesi olduğunu söyleyenler var. Özellikle Richard Pipes, Alexander Bennigsen, Robert Conquest gibi daha çok Soğuk Savaş dönemi Orta Asya ve Rusya uzmanlarının bu konuda yaklaştıklarını biliyoruz. Burada Orta Asya ya da Türkistan'ın etno-bölgesel idari bölgelerin oluşturulmasının temel amacı cedidci hareketiyle oluşan milliyetçi Türkistan, yani Türk milliyetçiliği de diyebiliriz. Türkistan'ı milliyetçiliği bölmek ve
bölünce bunları daha kolay kontrol edebildi. Burada bunu gerçekleştirebilmek için siyasi mücadeleyi ve kontrolü, bölgede kontrolü sağlamak için milli kimlikleri daha küçük kimliklere bölme çabasına girdiklerini görüyoruz. Fakat bu konuda diğer farklı akademisyenler, Walker'a göre Sovyetler Birliği'nin milli bölgelere bölmesinin birinci olarak sebebini milli taleplerin karşılanması, ikinci olarak diğer sömürge devletlerindeki sömürge halklarının dikkatini çekerek çekmeye çalışılması, üçüncü olarak da etnik milletlerin kardeşliğini pekiştirme, son olarak da Sovyetler Birliği'nin Lenin'in ifade ettiği 1917'deki kendi kaderini tayin etme hakkına riayet ettiğini göstermesi. O dönemin tabii ki uluslararası atmosferi de buna uygun. Hocam son 5 dakika. Wilson prensipleri var. O zaman bu teorik açıklamalardan geçerek sadece Fergana Ovası ile ilgili nokta üzerinde durmak duracağım. Şimdi Fergana Ovası'na baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu bölünmede sadece merkezi hükümet değil. Yani Stalin'in Milliyetler Komiserliği'nin yaptığı merkezi hükümet dışında yerel aktörler arasındaki çekişmenin de önemli rol oynadığını görüyoruz. Yani bir tarafta Fevzullah Hocaev'in Özbek merkezli bir idare yapısı oluşturma çabası. Diğer tarafta da o dönemde basmacıların Sovyet hükümetine karşı gerçekleştirdikleri mücadele bu anlamda bölünmeyi hızlandıran faktörler olarak görebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde dönersek Fergana Ovası tarihsel anlamda zaten anti-Rus, anti-Sovyet mücadelenin olduğu topraklar olarak görüyoruz. Bunu özellikle 1876 sonrasında, 1890'larda Andijan bölgesindeki isyanlar ve 1916'da Kazakların Ruslara karşı gösterdiği mücadele bu anlamda önemli. Fergana Ovası'ndaki anti-Sovyet savaş ise başta basmacılarla basmacılar yerel halkın elitlerini, bir anlamda köylüleri temsil eden güçler. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Mustafa Çokay'ın temsil ettiği cecitçilerin, özellikle sağ cecitçi diyeceğimiz cecitçilerin önemli bir kısmının 1920 itibariyle elendiğini, kendilerini kurmaya çalıştığı Türkistan Cumhuriyeti'nin bir anlamda başarısız olduğunu. Fakat sol cecitçiler olarak ifade edebileceğini burada özetliyorum, detaylara girmiyorum. Tural Ruskulov'un ve diğerlerin çabasının devam ettiğini, nitekim 1920 yılında Tural Ruskulov Türkistan Komünist Partisi'nin merkez komitesinin başkanlığını aldığını ve Türkistan Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurmaya için merkez hükümette siyasal mücadele ya da pazarlığa giriştiğini görüyoruz. Fakat bu konuda da başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde temel olarak Fergana Ovası'nın bölünmesinin temel sebeplerinden bir tanesi, aslında herkes Stalin'i bu anlamda suçlarken Lenin'in de bu konuda çalışmalar yaptırdığını, Türkistan'ın Özbek, Kırgız, tabii ki bu arada Kırgız derken o dönemde Kazaklara bir süre Kırgız tanımlaması yapılmakta, Türkmen olarak üç temel bölgeye ayrılması ve bunun coğrafi haritaların hazırlanmasını talep ettiğini görüyoruz. Son bir dakikamız, evet, toparlayalım. Toparlıyorum. Bu anlamda çok detaya giremedim. Sorularınız olursa bu detaylandırmayı orada yaparız. Bu anlamda Fergana Ovası'nın coğrafi olarak bölünmesi
sadece Sovyetler Birliği'nin merkezi hükümetin aldığı bir karar değil, aynı zamanda yerel aktörler arasındaki çekişmenin de sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda bunu ifade etmek isterim. Diğer son tabii ki bu Sovyetler Birliği'nin merkez yönetimi bu anlamda merkez yönetimi yerel aktörler arasındaki çekişmelerden faydalanarak bu topraklarını böldüğünü görüyoruz. Tabii ki Kırgız-Özbek kimliğinin, Kırgız-Özbek-Kazak-Türkmen kimliğinin daha öncesi var. Fakat bu kimliğinin siyasal karakter kazanması ise Sovyetler Birliği'nin bölmesinden sonra siyasal ve siyasal yapıları, idari yapıları oluşturmasından sonra geliştiğini söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konumu tam ifade edemedim. Sorularınızla beraber bu konuyu daha da açabiliriz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Maalesef bu tip sempozyumlarda böyle bir problem oluyor, zaman problemi. İnşallah basıldığı takdirde daha detaylı olarak çok merak eden konuyla ilgili arkadaşlarımız ilgileneceklerdir, okuyacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Şimdi sıra Sayın Profesör Doktor Zaza Sursurmiye hocamızda. İslam Gürcistan gazetesi redaktörü Mehmet Abajizde ve Batum Acara özellik sorunu başlıklı bir bildiri sunacak. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Süremiz 15 dakika. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bildirimiz konu Acara'da, Acaristan'da diyebiliriz. Batum bölgesi bildiğiniz Gürcistan'la Türkiye sınırı arasında bir özellik cumhuriyet bölgelerde Gürcistan içerisinde yer alıyor. Batum bölgesinde Birinci Dünya Savaşı yıllarında daha erken de gidecek olursak Bolşevik devriminden hemen sonra gelişen olayları anlatıyorum. Bu olaylar bir Gürcü Müslüman lideri Mehmet Abaşidze'nin faaliyetleri dışında size anlatmaya çalışacağım. Mehmet Abaşidze Gürcistan tarihinde önemli bir isimdi. Neden? Çünkü Batum Macara'da yaşayan Gürcü halkı dinen Müslüman ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve özellikle Bolşevik devriminden sonra Gürcistan'da tüm Kafkas ülkelerinde gibi bağımsızlık fikri hareketi başlayınca Batum Macara'da da ileri gelen Gürcü Müslümanlar özellik fikrini kendi dini benliklerini, kimliklerini korumak açısından bu özellik fikrini ortaya atmışlardı. İşte sizin gördüğünüz ve süre dar olduğundan dolayı biraz özetleyelim tüm bu bildiriyi. Bu Samuslimanu Sakartvelu, Gürcüce böyle deniliyor ve bunu 1919'da birinci sayfası çıkmıştı. İşte bu Gürcüce ve Osmanlıca yayınlanıyordu. Yani o dönemdeki Türkçesiyle bu Gürcücesi, aynısı işte da görüyoruz. Batum'da yayınlanan bir gazete bu. Gürcüce ve Türkçe ile çıkıyor. Baş redaktörü de Mehmet Abaşidze'di. Şimdi bu gazete 1919'da çıktı ama bu gazete organize eden kişiler, başta Mehmet Abaşidze olmak üzere Gürcü toplumunda tanınmış bir kişiler. Şimdi kısaca anlatmak olursak bunların fikri ve idealleri Gürcistan içerisinde özel bir Müslüman bölgesi oluşturmak. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı yıllarında Batum'da gelişen olayları bilinmektedir. 1918 Nisan ayında oraya Osmanlı ordusu geliyor. Enver Paşa da ziyaret ediyor oraları. Ancak Mundros Mütarekesi'nden sonra bütün bu topraklar İngilizler tarafından işgal ediliyor. İngilizler Batum'u 2 yıl aşkın bir süre elinde tutuyor ve 1920 Temmuz ayında Batum'u İngilizleri Gürcistan'a devrediyor. Ama bütün bu dönem içerisinde İster Osmanlı İmparatorluğu olsun, daima yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu olsun, ister 1920 Nisan ayında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olsun,
Batum'da kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bir faaliyette bulunmaktalar. Bu da izah edeyim. İslam Gürcistan'ı, bu gazete, İslam Gürcistan'ın yayınladığından önce Batum'daki Osmanlı askeri komutanlığının kararıyla Batum'daki Osmanlı yanlısı Gürcü'ne Sadai Millet diye bir gazetesi çıkardı. Bu Sadai Millet konusunda İstanbul Üniversitesi'nde de bir bildiri sunduk. Kısaca söyleyeceğim, Sadai Millet gazetesi tam tersine, İslam Gürcistan'ın tam tersine Acara Batum bölgesinin özellik şartıyla Osmanlı'ya bağlanması istemektedir. Ve bu iki hareket arasında 1918, 19, 20, 21 yılına kadar çok çetin bir mücadele sürebilmektedir Batum'da. Şimdi kısaca Mehmet Abaşidze'yi anlatacaksak, şahsiyet olarak çok ilginç bir şahsiyettir. 1873'te Batum'da dünyaya girmiştir ve Batum'un son Sancak Bey'i olan İbrahim Bey'in torunudur. Biliyorsunuz Batum Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 300 yıl aşkın bir dönem yer almıştır. 1817'de Osmanlı Devleti Trabzon vilayetine bağlı bir sancak olan Batum Sancağı, Batum Çürüksu, aşağıya Kara Acara, yukarıya Acara, Livana, şimdilik Yusufeli dahil, Arhavi, Gönye, Hopa, Hemşin nahiyesi ve Pazar'dan ibaretti. Ancak 93 Harbi'nden sonra bütün bu topraklar bildiğimiz gibi Rusya'ya geçmiştir ve orada Batum bölgesi oluşturulmuştur. İşte Mehmet Abaşidze bu Sancak Beylerin ailesinde dünyaya gelmiş. Eğitimi Arapça ve Türkçe almış, Osmanlıca almış. Ancak Batum artık onun gençlik yıllarında Rusya'nın elinde olduğundan dolayı Batum okuluna gitmiş ama ilginçtir ki Gürcü milliyetçilerin 1880'li yıllarında Batum'da açtığı Gürcü okulunda gitmiştir ve devrimci hareketlere katılmıştır. Çok ilginç bir şey var. Bu gençlik yıllarından beri çarizm ve Rus şovinizme karşı savaşan Mehmet Abaşidze, Batum'da devrimci faaliyetlerde bulunan genç bir Gürcü bolşevik Soso Cugaşvili ile tanışmıştır. Şimdi Soso Cugaşvili sonradan Josef Stalin ismini alan Cugaşvili ile çok iyi bir arkadaşlık kurmuş Mehmet Abaşidze ama her nedense bolşeviklere değil de 1900 yılların başlangıcında çok Gürcü toplumunda milliyetçi, devrimci hareketine katılmıştır. Yani Gürcü milliyetçisi olmuştur. 1917 Ekim devriminden sonra Acara'nın siyasi özellik fikrini ilk açıkça getiren Mehmet Abaşidze 13 Aralık 1917'de Tiflis'teki Gürcistan Milli Konseyi oturumunda şöyle demiştir. Bu bir gazeteden bir alıntı okuyorum. Acara'da milli bilinçten ziyade dini duyguları hakimdir. Gürcü Müslümanlar kendi dini kimliği korunmasından emin olmak istiyorlar. Acaralılarda kendi devleti kurma iddiaları da mevcut. Yani çok ilginç bir açıklamadır. Aslında kendi devleti derken kendi bağımsız devleti değil, kendi özel devleti kastetmektedir. Çünkü sonraki faaliyetlerde bunu görüyoruz. Şimdi Mehmet Abaşidze, Gürcistan'da yaşayan Gürcü Müslümanların, ama tüm Müslümanların bir İslam Gürcistan'ı özel bölgesinde birleştirilmesi istiyor. Bu da Ahiska, içeri de dahil. Şimdi İngilizler Batum'a girdiğinden sonra işte bu gazete yayınlamaya başlıyor Mehmet Abaşidze ve bu gazetede tabii ki aynı fikri ileri sürüyor. Yani Acara'nın Batum bölgesinin bağımsız, ki o zaman Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan gibi 1918'de Mayıs ayında bağımsız olmuş. İşte bu bağımsız Gürcistan içerisinde özelliği koruyarak, İslam dinini koruyarak bir özel bölgesi olarak Acara görmesi istiyor. Şimdi çeşitli organizasyonlar kuruluyor. İslam Gürcistan'ı Kurtuluş Komitesi, İslam Gürcistan'ı Meclisi, başka bir deyişle Acaristan Meclisi de diyoruz. Bütün bunlar İngilizler duruma hakim olurken Batum'da o kadar aktif değil. Tabii ki İngilizler her şeyi kontrol ediyorlar.
Ama şöyle bir şey olur, Gürcistan hükümeti her zaman, yani Batum'dan vazgeçmiyor tabii ve 1920 yılın Mayıs ayında Gürcistan hükümeti Rusya ile, Bolşevik Rusya ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Rusya Gürcistan sınırlarını tanımaktadır ve bu sınırları içerisinde Batum bölgesi de almaktadır. Bundan sonra İngilizler bunu kabul ediyor ve Batum bölgesi boşaltmaya başlıyorlar. İşin en ilginç yanı o zamana kadar Batum'daki Osmanlı yanlısı faaliyetlere, ki sonraki 1920'den sonra Ankara Büyük Millet Meclisi'nin taraftarlarının faaliyetlerine göz yuman İngilizler, Batum ve Acara'yı Gürcistan'a devrederken artık Osmanlı yanlılara karşı sert bir önlem almaya başladılar ve bu Sedai Millet yanlıları tutuklanıyor ve Osmanlı yanlılarına silahsızlandırılıyor ve ki Gürcü ordusunun Batum'da girişi rahat geçsin, İngilizler bu teslim, yani Batum'u devretme böyle bir operasyonu kansız, barışçıl bir şekilde Gürcistan'a devredilsin. Gerçekten de 1920 yılın Temmuz ayında Gürcü ordusu giriyor Batum'da ve İngilizler başımı boşaltıyor. Ancak bir fotoğrafı da görmek istiyorum. Bu 1918 yılın Nisan ayında çekilmiş bir fotoğraf. Bilmiyorum, ben Gürcistan Milli Arşivinde gördüm bu fotoğrafı. Batum'da çekilmiş bir Osmanlı komutanın, bence bu 1918'de Batum askeri valisi olan Cemal Paşa'dır. Şöyle geçiyor. Şurada Türk bayrakları da gözüküyor. Bilmiyorum, yani Türk tarihçi yazıcılığında böyle bir fotoğraf var mı? Ben görmedim. Ancak bunu tam Osmanlı ordusunun 1918 Nisan ayında girişi gösteriyor Batum'da. Ve ikinci bir foto var. Bu fotoda artık biz İngilizlerin çekilerek, işte burada görüyorsunuz İngiliz bayrağı gövdeden aşağı iniyor ve Gürcü ordusu giriyor. İşte görüyorsunuz askerlerde Gürcü bayrağı var ve çok ilginç, size dikkat edilmesi gereken bir pankart var burada, görüyorsunuz. İşte burada Gürcüce şöyle yazılı: Gavmacos, Ertiyan, Hristiyanu da Müslümanu, Samüslümanu Sakartolos. Bu bunu demektir. Yaşasın Birleşik Gürcistan'ı, Hristiyanlık ve İslami Gürcistan. Yani Birleşik Gürcistan'ın içerisinde böyle bir slogan var. Son 5 dakikanız. Evet, teşekkür ederim. Şimdi toparlayacak olursak bundan sonra ne oluyor? Yani giriyor Gürcü ordusu. Ama işin ilginç yani, Gürcistan hükümeti daha önceden İslam Gürcistan'ı Meclisi'ni, harekatını, bu özellik vaatleri verirken böyle bölgeye girdiği sırada orada özel bir komiser atanıyor ve bu özellik görüşmeleri biraz askıya alınıyor. Ama neticede yine 1920 yılın Şubat ayında Gürcistan Parlamentosu kendi anayasasında İslam Gürcistan'ı diye şöyle bir terim var ve şöyle yazıyor: İslam'ı, İslam Gürcistan'ı bölgesinde özellik verilecektir. Şöyle bir cümle yer alıyor Gürcistan 1921 Şubat ayının anayasasında. Biliyorsunuz Gürcistan o zaman bağımsız bir ülke ama Rus Kızıl Rus ordusunun geldikten sonra Mart ayında bağımsız Gürcistan hükümeti Avrupa'ya kaçıyor ve aynı günlerde Kazım Karabekir komutasında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin silahlı birlikleri Batum'da bulunuyor ve Batum'un bir oldu bittiğiyle aslında pek anlaşılmaz bir durum. Çünkü Moskova'da görüşmeler gidiyor TBMM hükümetiyle ve Ruslar arasında ve o görüşmelerde artık Batum'un Gürcistan'a, yani Sovyet Gürcistan'a bırakılmasına razı oluyor Mustafa Kemal Paşa ve Ankara hükümeti. Ama Kazım Karabekir belki de ya sınırların daha çok Türkiye lehine düzeltilmesi ya da ne olur ne olmaz durumu oldu bittiye getirerek, Batum'u kontrol ederek yine Türkiye'ye birleştireceğim diye böyle bir çatışmalar bile çıkıyor Gürcü askerleri ve Osmanlılar arasında. Ama hemen 18 Mart, 19 Mart'ta oraya giden Kızıl Ordu
bu çatışmaları yatıştırıyor ve Kazım Karabekir de Moskova'ya varılan bu anlaşma gereği ben Batum'u Sovyet Gürcistan'a şöyle bırakıyorum, böyle bir açıklama yaparak çekiliyor. İşte burada görüyorsunuz siz Türk askeri komutanları ile burada Gürcü komünistler var, Bolşevikler var ve Gürcistan'ı işgal eden Gürcü Rus ordusu komutanları da var. Bu çok ilginç bir foto. Yani Türk askerler, Gürcü Bolşevikler ve Rus Bolşevikler bir arada Batum'da 1921 Mart ayında çekilmiş bir fotoğraftır. Toparlıyorum. Mehmet Abaşidze'nin sonraki akıbeti şöyle olmuştu. Çok acı çekmiş. Bolşevikler onu Baku'ya göndermişler çünkü güvenmiyorlardı. Çünkü Acar artık komünist olduğundan dolayı İslam harekatının bir lidere ihtiyacı kalmıyordu komünistlerin, Bolşeviklerin ve 1933'te şunla bitireceğim. Mehmet Abaşidze kendi çocukluk arkadaşına, gençlik arkadaşına Yosef Stalin'e bir mektup yazıyor ve şöyle diyor. Devrimci ve siyasi faaliyetlerle geçen hayatından bahsediyorum. Acaristan Meclisi Başkanı olarak kendi tarihi misyonunu tamamladım. Yani şunu Acar'a, Gürcistan'a bıraktım. Şunu kastediyor. Artık çok hasta ve yaşlı bir adamın ailesini geçindirmek için bir emekli maaşı hak ettiğini düşünüyorum diye. Burada birkaç ay sonra kurşuna dizilmiştir yargılamadan. Ve şimdi bitiriyorum. O Sovyet dönemi içerisinde vatan haini olan Mehmet Abaşidze 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığı kazanmasından sonra Gürcü halk kahramanı ilan edilerek Batum ve Tiflis'te adını caddelere veriliyor, heykeller dikilmiştir. Ve sonunda şunu söyleyeceğim, Mehmet Abaşidze'nin torunu Aslan Abaşidze 1991-2004 yıllarında Acaristan Özel Cumhuriyeti Başkanlığı'nı yapmıştır. İlginiz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Çok faydalandık açıkçası. Şimdi birbirini aslında güzel bulduğumuz, birbirini takip eden konularımız var. Sayın Profesör Doktor Şureddin Mehmetli hocamızdan Bolşevik İhtilali'nin milli azınlıklara etkisi ekseninde Gürcistan'daki Borçalı Türkleri başlıklı bildirisini sunmak üzere davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Великая Октябрьская Социалистическая Республика Sovyet tarih biriminde böyle adlandırılan yani Büyük Geçim Sosyalist Devrimi yani bu Sovyet devrimi değildi. Konumuz o zamanki
bağımsız Gürcistan'da 26 Mayıs 1918 ve 21 yılına kadar devam eden bir süreçte Gürcistan'daki Türklerin toplumsal, siyasal, kültürel ve basın yayın faaliyetlerini, yani milli hazırlıklara etkisi ekseninde bunları almak isteriz. Bildirimizin şu bölümleri vardır. 1918-21 Gürcistan'da bağımsız cumhuriyet döneminde Türklerin hukuki statüsü, 1918-21 Gürcistan'da Türklerin siyasal toplumsal faaliyetleri ve yine o dönemde Türklerin kültürel faaliyetleri ve Türklerin yayın basın faaliyetleri. Burada öncelikle bir şey not düşmek istiyorum. O dönemler Gürcüler arasında da Azeri-Türk ayrımı yok idi. Ya Gürcistan'daki Türklere Gürcistan Müslümanları ismi verilmişti ya da Gürcistan Türkleri ismi verilmişti. Çünkü o zamanlarda Gürcistan'da Türk gazetesi, Türk tiyatrosu, Türk edebiyatı, ne bileyim, bu isimlerle adlandırılan deyimler vardır. Ve gördüğümüz gibi o dönemde Gürcistan'da milli azınlıklardan birisi olarak Gürcistan'daki Türkler geçerdi. Gürcistan'daki Türkler dedikçe biz daha çok Tiflis'te Borçalı kazasında, Ahıska kazasında bulunan 150-200 bin civarındaki Türkler öngörmekteyiz. 1917 Rusya Bolşevik devrimi öncesi ve Lenin bunu dedik biz. 26 Mayıs bunu da dedik ve bizim gördüğümüz gibi 26 Mayıs 1918 Gürcistan İstiklal Beyannamesinde böyle bir not düşünmektedir. Tabii benim burada slaytım var ya, neyse bir şey olmuyor. Ve bu Gürcistan İstiklal Beyannamesinin biz gördüğümüz metnidir. Ha, evet. Orada gördüğümüz kimi orada böyle bir deyim vardı. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti, buradaki demokratik deyimi daha çok halk yönetimi veya milli yönetim isimleriyle bilinmektedir. Yani bu anlamlara gelmektedir. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti arazisinde yaşayan tüm milletlere serbest gelişimleri yolunda geniş imkanlar açar, meydan açar. Ve Gürcistan Milli Konseyi'nin 26 Mayıs günü oturumunda Başkan Noye Jordania, bu da Gürcistan Halk Cumhuriyeti, Demokratik Cumhuriyeti'nin reisi olmuş, kutlama sözünde demişti. Bizim devletimizde milli azınlıklar var ve tıpkı onlar Gürcülerin kendileri sahip olan hukuklara sahip olacaklardır. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nın milli azınlıkların hukukları faslında da böyle geçmektedir. Gürcistan Cumhuriyeti'nin herhangi milli azınlığının özgür, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi öncelikle onun ana dilinde eğitim, öğretim görmesi ve ulusal kültürel işlemleri özerkilikle yönetmesi kısıtlanamaz. Herkesin ana dilinde yazmak, fikrini ifade etmek ve konuşmak hakkı vardır. Yine tekrar ederim, bu Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin anayasasındadır. Azınlıkların dillerinin ayrı ayrı kurumlarda kullanılması başka bir kanunla belirlenmişti. Yani Borçalı kazasında Ahıska'da yaşayan Türklerin en azı bir %10 oranında olan yerlerde Gürcüce'nin yanı sıra Gürcüce devlet dili, resmi devlet dili ve bunun yanında Türkçe'de yazı işlerini, defterdarlık işlerini yürütmek olardı. Bu şeydi. İkinci bölümümüz 18-21 yıllarında Gürcistan'da Türklerin siyasal, toplumsal faaliyetleridir. 13 Eylül 1918 tarihli Gürcistan Kanunu doğrultusunda nüfus sayısı uyarlığına göre Gürcistan Milli Konseyi'nin, yani parlamentosunun terkibine yerel Türklerden 4 temsilci seçilmek hukuku tanınmıştır. 29 Eylül'de Gürcistan Türkleri Milli Şurası'nın başkanı Ali Heydar Karayev, Borçalı Kaza Yerel Zemstvo diğerlerdi, Yönetim Meclisi'nin komiseri Abdurrahim Hakverdiyev, Tiflis Şehir Harkuk Türk 2 sayılı okulunun öğretmeni Mirza Hüseyin Hesenzade ve gazeteci Aziz Şerif Gürcistan Milli Konseyi'ne parlamentosuna üye seçilmişlerdi. Burada onların resimleri var.
neyse şey geçsin. Öncelikle Abdurrahim Bahatverdiyev parlamento oturumlarında yerli Türklerin çıkarlarını savunmuştu. Parlamentonun Maarif Komisyonu'nun oturumlarından birinde ülkedeki Türk okullarının birkaçının faaliyetini durdurduğu özelinde alarm kaldırmıştı. Gürcistan parlamentosu okullarda dinin öğretiminin iptali gerekçesini ileri sürerken milli gayret örneği sergilemiş. Şeriat din dersi değil, Muhammed dini tamirinde ahlak talimidir söyleyerek Türk okullarında şeriatın öğretilmesinin sürdürülmesini önermişti. Gürcistan parlamentosunda Türk mebuslar özel bir fırka oluşturmuşlardı. Onlara parlamento oturumlarında Türkçe, tabii ki Azerbaycan Türkçesinde konuşmak hakkı tanınmıştı. 1918 günü Tiflis Kaza yerli yönetim meclisinin Eroba derlerdi. Seçimlerde bir Türk kadını Karacalar köyünden 34 yaşlı Perak Hanım Sofiyeva meclis üyeliğini kazanmıştı. 12 Mart 1919 seçimlerinde Borçalı Hüseyinkulu Mehmetoğlu Mehmetov Gürcistan Müslüman Gürcistan Müessisen Meclisi'ne üye seçilmişti. O faaliyetinde eğitim meselelerine özen göstermişti. Yerli Türkler daha çok Tiflis'te Hümmet fırkasında bir araya gelmişlerdi. Hümmet'in başkanı Aziz Şerif olmuştu. Fırkanın organı olarak Yeni Dünya Gazetesi yayınlanmıştı. Gürcistan Türklerinin sorunlarının çözümüyle daha çok Gürcistan Müslümanları, Türkleri Milli Şurası meşgul olmuştu. Tiflis Türkleri Hayriye Cemiyeti, Gürcistan Türkleri Tiflis Gençler Cemiyeti, İran ve Kafkas Türk Gençler Maarif Cemiyeti, Türk Gençler Derneği, Türk Kıraathanası, Halk Evi ve diğer başkaları kimi dernek tiplisi kurumlar da var olmuştu. 2-18-21 yıllarında Gürcistan'da Türklerin kültürel faaliyetleri, Tiflis'in Türkçe Yeni Dünya Gazetesi'nden Gürcistan Hümmet Fırkası'nın başkanı Aziz Şerif, Gürcistan Hükümeti Başkanı Noye Jordanya makamında bulunarak Gürcistan Türkleri adından bir rapor sunmuştu. Sunumda Gürcistan Türklerinin kültür ve maarif işlerine yardım istenmişti. Bu yardım gerek ibaret olsun Türk müallimleri hazırlamaktan ve bundan ötürü her nereden olursa olsun 50 kişi yüksek dereceli medreseler kurtarmışların çağrılmasından, Tiflis'te Türk tiyatrosundan ve gayri maarif cemiyetlerinden ötürü Varansov sokağında bir büyük ev inşasından ki bu evde hem tiyatro olsun hem de halk darülfünü, kiraathana, kütüphane, Türk dilinde gazete ve kitapçılar çap olunmasına yardım etmekte. Son 5 dakika hocam. Tiflis'te Türklerin Milli Şurası'nın öncülüğünde sıkı sıkı Müslüman maarif günü toplu kiraatler, görüşler düzenlenmiş, halk evinde konferanslar verilmiş, tiyatro oyunları, konserler gerçekleştirilmişti. Bu dönemdeki edebiyat, bu yıllarda Tiflis'te Borçalı köylerinde Miskin Allahverdi, Cafer Darbazlı, Nebi Fahralı ve başkaları kimi aşıklar, kendi aşıklık cerelerini sürdürmüşlerdi. Şairlerden Ağacan, Dolla Abüzer, Ali Mirza Senani, Mirza Mehdi Belizade ve başkaları, nasirlerden Mirza Hüseyin Hesenzade, Hüseyin Minasazlı, Ömer Faik Neymenzade, tiyatro yazarlarından Ali Mirza Nermanzade, Mirza Ali Abbasov, Kerim Şerif ve başkalarını hatırlayabiliriz. Bu yılların en ünlü şairi Müheffer olmuştur. 1920 yılında Müheffer'in bir kitabı da yayınlanmıştır. Bu kitap 1920 yılında Tiflis'te var olmuş. Şark, bu Şark matbaasında basılmıştır. İl şiirleri, yani halk şiirleri ismini taşıyor. Orada hem il şiirleri var, halk türlü hem de ki mizahi şiirler var. Müheffer maildir vatandaşına, dolandan çöp-çöpünün başına. Bu şey kitabın böyle başlıyor. Sonra tiyatro. Söz konusu dönemde Türk sahneseverler iki grupta, iki truppada birleşmişlerdi. Birinci İttihat, ikinci İbret. İttihat grubuna ünlü tiyatro oyuncusu İbrahim İsfahanlı başlık etmişti ve onun 1919 yılında İstanbul'a turnesi olmuştu. Yani o grubun turnesi olmuştu. Bunlar hakkında da bilgiler var.
Sonra Gürcistan'da Türklerin basın yayın faaliyetleri hakkında konuşursak, kitap yayıncılığında söylediğimiz gibi Tiflis'te bir Şark matbaası basmakhanesi var idi. Orada Azerbaycan Türkçesinde sadece okullar için ders kitapları, ders araçları değil, hem de başka siyasal ve dediğimiz gibi edebi belli kitaplarda yayınlanmıştır. Gazetelerden bu dönemde Al Bayrak, sonra Gelecek, Yeni Dünya isimlerinde gazeteler yayınlanmıştır. Bunlar Gürcistan Türklerinin basın yayın faaliyetlerine aittir. Dergilerden dediğimiz gibi Gençler Yurdu, Tartan Partan, Vatan ve başka dergiler yayınlanmıştır. Ve bunlar hakkında inşallah bildiri kitabında da okuyabiliriz. Sonuç olarak ne demek istedik? Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nde 1918-21 yıllarında isminden de gördüğümüz gibi demokratik bir ilçe izlenmişti ve milli azınlık olarak yerli Türklere de böyle demokratik bir yaklaşım sergilenmişti. Teşekkür ederim. Evet, biz de hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Efendim, şimdi bu oturumumuzun son konuşmacısı Sayın Doçent Doktor Gülnara Hocaeva hanımefendi. Gürcistan'daki Boğçalı Türklerin 1917-1920 yılları okullaşma faaliyetleri başlıklı bildirisini sunacak. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar ve misafirler, sevgili öğrenciler, hepinizi Gürcistan'dan gelen bir hoca olarak selamlıyorum. Bildirimiz 3 bölümden oluşmaktadır. Bolşevik İhtilali sonrası Gürcistan'da eğitim öğretim politikaları, 1918-21 yıllarında Gürcistan'da bağımsız cumhuriyet döneminde Türk okulları ve aynı yıllarda Gürcistan okullarında Türk dilinin öğretimi. Çalışmanın kaynaklarında öncelikli yeri Gürcistan Milli Arşivindeki ilgili belgeler, dönemin gazete ve dergileri, hatıralar, diğer materyaller tutmaktadır. Bolşevik İhtilali sonrası Gürcistan'da eğitim öğretim politikaları. 1917 yılı Rus Bolşevik İhtilali'nin milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin tayini ilkesinden yararlanılarak Güney Kafkas Federatif Hükümeti isimli Birleşik Devlet kendisini doğrultmayınca 1918 yılı 26 Mayıs günü Tiflis'te Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir devlet kurulmuştu. Şimdiki bağımsız Gürcistan kendisini 1918-1921 Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin varisi saymaktadır. Gürcistan'da Demokratik Cumhuriyet'in var olduğu 26 Mayıs 1918-25 Şubat 1921 tarihleri arasında Tiflis, Borçalı, Ahıska Türkler için okullarda eğitim-öğretim süreci Türkçe yürütülmüş, Türk dili ana ders statüsünü kazanmıştı. Demokratik Cumhuriyet'te milli azınlıkların dillerine esaslıkla yanaşılmıştı. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Anayasası'nda milli azınlıkların okulunda öğretim çocuğun konuştuğu dilde gerçekleştirilmelidir diye yazılmıştı. 1919 yılı Mayıs ayında Gürcistan Halk Maarif Bakanlığı böyle bir rapor sunmuştu. Gürcistan arazisindeki Türklerin genel nüfus sayısı yaklaşık 150 bin kişidir ve bugün onların 21 okulu mevcuttur. Bu okulların 7'si Borçalı kazasında, biri Tiflis'te, biri Telaf kazasında, kalan 12 okul Ahıska Ahılkenek kazalarındadır. Fakat hiçbirisinde dersler devam etmiyor. Bir kısmında Ermeni-Gürcü müharibesi dolayısıyla, bir kısmında münasip öğretmenlerin olmadığı nedeniyle. Gürcistan'da Türk okullarının millileştirilmesi özelinde Rusça, Gruzya yani Gürcistan gazetesi Müslümanlar Rus okulu az etkilemiştir. Onlara sadece olarak kendilerine plan belirlemek ve kendi okullarının millileştirilmesine yok, ana dilinde yeni okul yapılanmasına başlamak gerektir. Bu artık bozulmuşu yeniden onarmaktan daha kolaydır. 1918-1921.
yıllarda Gürcistan'da bağımsız cumhuriyet döneminde Türk okulları 1920-1921 eğitim öğretim yılında Gürcistan'da Türklerin 31 aşağı düzey ilkokulu vardı. Türk okullarının ikisi Tiflis şehrinde, 16'sı Borçalı kazasında, 5'i Tiflis kazasında, 4'ü Sirnak kazasında, 4'ü Amska kazasında idi. Bu dönemde Gürcistan'da Türklerin eğitiminin tek tipi iptidai halk mektebi. En çok yaygın aşağı en çok yaygın aşaması ise aşağı düzey ilkokulları idi. Tiflis'teki Türk okulları hakkında çok kısaca. Bu dönemde Tiflis'te yaklaşık 8000 Türk ikamet etmişti ve onların çocuklarına 3 okul hizmet göstermişti. Harpuk, yani bölge yerlerinin adıyla adlanmıştı. Harpuk Okulu, Müselman 2 sınıflı okulu ve Vere Okulu. Şehirdeki 3 Türk okulunda toplamda 389 öğrenci eğitim görmüştü. Ve onların eğitim öğretimiyle 21 öğretmen uğraşmıştı. 1919 Aralık ayında Gürcistan Müselmanları Milli Şurası'nın tavsiyesiyle 2 sınıflı okula Nizami Genceli'nin, Harpuk Okulu'na Sadi Şirazi'nin ve Vera Okulu'na Mirza Ekber Sabir'in adı verilmişti. Tiflis Türk 2 sınıflı okulu Şeytan Bazar veya Tatar Meydanı, yani Türk Meydanı mahallesinde yerleşmişti. 5 şubesi vardı. Öğrenci kontenjanı 73 erkek çocuğu kapsamıştı. Okulun müdürü 1919 Eylül'üne kadar Kemal Süphenkulov, sonra Ali Mirza Nervanzade, Abbas Ali Kazımov 1920 Ekim'inden Ebulahund Mövlezade olmuştu. Harpuk'taki okul Tiflis'in Türk okullarından öğrenci kontenjanı açısından en kalabalık okul idi. Bu okulun Azerbaycan Türkleri ve Kazan Türkleri için ayrı ayrılıkta şubeler var idi. Ocak 1920 verilerine göre okulda 255 öğrenci okumuştu. Onlardan 108'i erkek, 147'si kız öğrencisiydi. Şehrin Vere mahallesindeki okulda ise 59 öğrenci eğitim almıştı. Onlardan da 36'sı erkek, 23'ü kız çocuğuydu. Şehirdeki okullarımızın tedrisini nitel düzeyi bakımından köylerdeki okullarla kıyaslamada daha iyi durumdaydı. Borçalı kazasındaki okullardan bahsetmek istiyorum. Gürcistan'ın güneyindeki Borçalı kazasında Karapapak Türkleri olarak bilinen Türk nüfusu daha çok toplu ortamda meskun idi ve Türk okulları da daha çok bu bölgedeydi. Borçalı'da tesis tarihi açısından birinci okul 1877'de açılmış Kızılhacılı köyündeki mektedir. 1900'de Sarvan'da, 1901'de Arıklı'da, 1903'te Sadaklı'da, 1910'da Görarlı köylerinde de okullar açılmıştı. Türk köylerinde okullaşma meseleleriyle ilgili toplantılar düzenlenmişti. Gerekli hükümler kabul edilmişti. Örneğin, biz Tiflis vilayeti Borçalı kazası Kepenekçi köyünün aşağıda imzaları bulunan sakinleri toplanarak köyümüzde bütünlükle tahsilin uygulanmasının gerekliliği meselesini müzakere edip ağız birliğiyle karara bağladık. Köyümüzde her iki cinsten olan 7-12 yaş arası çocuklar tahsile cevap edilsinler. Köylülerimizden kimse çocuklarını mektebe göndermezse ilk kez 25 manat, ikinci kez 50 manat, üçüncü kez 100 manat para cezasına tabi tutulsun. Sonra da karara tabi olmazsa onun köyümüzden ihraç edilmesi telabi kaldırılsın. Ceza paraları ise okulun masraflarına yöneltilsin. Bu hükmün altında 198 kişinin imzası vardır. Görüldüğü gibi yerli sakinler çocuklarını okula göndermeyen hemşirelerini köyden uzaklaştırmaya dahi hazır edilir. 1920 Mart-Nisan aylarında kazadaki 16 Türk okulu öğrenci kontenjanı sıralamasına göre böyleydi.
Sarban İlçokulu'nda 37 öğrenci, Kızılacılı 35, Saraçlı 31, Arklı 29, Görarkı 23, Hormuz Kepeneci ve Fahralı Dehresi'nde 20 kişer, Kaçavan 21, Kızılkinse Kösalı'da 20'şer, Kürtler'de 19, Darbaz'da 18, Sadaklı ve Tecis'te 16'şer, Aşağı Saral'da 5 ve Sarban Kız Mektedi'nde sadece 5 öğrenci gözüküyordu. Bunlardan Kızılacılı, Sarban, Arklı, Sadaklı, Tecis okulları Bolşevik ihtilali öncesi devirde, kalanları ise yeni açılmıştı. Bölgenin Zalka ilçesinde 2 Türk okulu açılmıştı. Bunlar Ercivan, Sarban ve Tecis köylerindeydi. Kızların okula eğilimi zayıf idi. Kızılacılı, Sarban, Saraçlı okulları dışında birçok okullarda kız öğrencisi hiç yok idi. Bina açısından Sarban ve Kızılacılı okullarının durumu nispeten menkul idi. Sarban okulunun binası 2 büyük ve 2 küçük odadan, bir mutfaktan, bir bodrumdan ibaretti. Kızılacılı okulu ise 3 odadan ibaret olan özel binada yerleşmişti. Ahıska kazasında Türk okulları. Gürcistan'ın güney batısındaki Ahıska kazasında on binlerce Türk meskulüydü. Ünlü gazeteci Ömer Faik Neymenzade 1917-1918 yıllarına ima ederek yazmıştı. Ahıska'da müellimlik eder ve içtimai işlerle meşgul olurdu. Son 5 dakika. Bu dönemde kazanın Hude ve Aspur köylerinde de okullar faaliyet göstermişti. Diğer bölgelerde Türk okulları. Tiflis kazası Karayaz'ın ailesinin Türk köyleri olan Aktenler, Karatepe, Kösalı, Soğanlı, Sarticala, Muvanlı köylerinin hepsinde okullar açılmıştı. 189 Türk öğrenci okullara toplanmıştı. Kahit bölgesi Karaçöp bölgesinde Yormuhanlı okuluna 40 öğrenci cevap edilmişti. Okulun müdürü Silisli Elekber Mehmet Alizade idi. Telaf kazasının Kabal köyünde 46 öğrenci okumuştu. Acara bölgesinin merkezi Batum şehrinde de Türk okulu olmuştu. Batum Türk okulu 1918'den faaliyetine devam etmişti. 1918-21 yılları Gürcistan okullarında Türk dilinin öğretimi. 1921 Gürcistan'da demokratik bölgesel özellikler ekseninde Türkçe eğitim öğretim sürdürmüş okulların müfredatında Türk dili ana ders statüsüne sahip olmuştu. Türk dilli okullarda Türk dili okutulmuştu. Köylerdeki aşağı düzey ilkokullarında daha çok ders Türk diline. Her sınıfta 8'er saat ve devlet dili olan Gürcü diline her sınıfta 6'şer saat ayrılmıştı. Tiflis Türk Yüksek Düzey İlkokulu'nun öğretim planında haftalık saatler paylaşımında A ve B sınıflarında 4'er saat Türk dili, 4'er saat de Gürcü dili derslerine verilmişti. Tiflis Türk Aşağı Düzey Okulu'nun öğretim planında Türk diline her sınıfta 4'er saat eklenmişti. Türk dili, onu da söyleyeyim ki bu dersler hesap ve Rus dili derslerinden kesilerek Türk dili derslerine daha fazla saat ayrılmıştır. Türk dili üzere programların hazırlanmasında Gürcistan Türkleri Milli Şurası, Kaza Marif Şubesi, Türk Okulları Gözlemcisi Mirza Rıza Alizade katkıda bulunmuşlardı. Tiflis'te Hayriye Cemiyeti Başkanı Mehmet Paşa Zeynalov önderliğinde gençler için Türk dili kıraat günleri, Borçalı Kazası Kızılhacılı Köyü'nde okul müdürü Hasan Kapalov önderliğinde yaşlılar için Türk dili akşam kursları da teşkil edilmişti. Söz konusu dönemde Gürcistan'da Türk dili öğretmenleri şunlar olmuşlar. Abdullah Mehmetzade, Abdülmanap Sofiyev, Abnur Kadiroğlu, Alesker Seyfullahzade, Ali Mirza Nermanzade, Ebul Ahunt Mörlezade, Hasan Kapalı, Hüseyin Efendi, Hüseyin Minasazlı,
İlyas Gülüşov, İsmail Ahundov, Kazım Ahundov, Kerim İsmailov, Mehmet Karanzade, Melike Hanahmedova, Mehmet Abaşidze, Sancakuluzade Batum'da çalışmış, Menzer Mursakulova, Rüstem Şerifov, Selman Hüseyinzade, Seyfullah Alizade, Sireceddin Efendi, Yunus Efendi Mehmetzade, Ziyad Şerifov, Ziyeddin Efendi. İsimler geçen öğretmenleri ulusal gayretlerinden dolayı minnettarlıkla anmak borcumuzdur. Sonuç olarak Bolşevik ihtilalinin olumlu etkisiyle bağımsızlığına kavuşan Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nde nüfus sayısı itibariyle özel statüye sahip yerli Türklerin okullaşma faaliyetinde millileşme ekseninde gelişim gözlenilmektedir. 1918-1921 yılları Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nde zorunlu eğitim öğretim uygulanmasına başlanması vesilesiyle Türk dili dilli okulların nicel ağı genişlenmiştir. Ana dilinde öğretime geçilmesi vesilesiyle Türklerin yoğun bulundukları bölgelerdeki Tiflis'teki Borçalı Kazası'ndaki, Ağızka Kazası'ndaki, Karayaz Nahiyesi'nde, Sirnak, Telav bölgelerindeki Türk dili ilkokullarda eğitim öğretim Türkçe gerçekleştirilmiştir. Demokratik düzen çerçevesinde eğitim millilik zeminde kurulduğundan dolayı Gürcistan'daki Türkler de ana dilinde öğrenim görmüşlerdi. Türk dili okullarda Türk diline ana dili dersi gibi temel ders statüsü verilmişti. Türk okullarında Azerbaycan Türkçesi edebiyata ayrıntılı öğretilmişti. Türk okullarında Türk dilinin ayrıca edebiyatın, tarihin, coğrafyanın, şeriatın, diğer dillerin öğretimi Gürcistan Müslümanları Milli Kurumu'nun rızasıyla düzenlenen öğretim programları temelinde gerçekleştirilmişti. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, şimdi bir 5 dakika soru cevap alabiliriz eğer soru varsa. Buyurun. Öncelikle umarım yanlış bilgi vermem çünkü çok uzun zaman oldu okuyalım. Adil Ardan'ın Sacmak Sudi Arsal adlı kitabını okuduk biliyorsunuz babası. Sonra Yaşar Böceği olacak. Öncelikle Çar II. Nikolay'ın Duma'yı feshetme hakkı olduğunu hatırlıyorum. Ve 2. ya da 3. Duma'yı Türkistan'daki yani dış Rusya'daki Türklerin çoğunlukta olduğu için feshettiği, kapattığını hatırlıyorum. Ve şöyle bir şey var. Ve bu Duma'da Sarim Maksudi hatta çatıdaki kitaplarla bir konuşma yapıyor. Türkistan'daki temsilcilerin Duma'ya alınmamasıyla ilgili. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Sanırım bütün Müslümanlar Kongresi'nin olması lazım. Adil Ardan hani Türkistan temsilcilerinin giderek azaldığını katılımı bahsediyor. Bir bunu Türkistan temsilcileriyle ilgili bir konu var. İşte Sadr-ı Maksudi'yi Duma'dan uzaklaştırmak için sanırım Türkistan'a göreve yolluyorlardı. Ve orada Sadr-ı Maksudi çok kısa bir süre kalıyordu çünkü Türkistan'daki durumu beğenmiyordu. Hani giderek daha Sovyet yanlısı bir tavır mı gördüğünü söyleyeyim. Umarım doğru biliyordu. Ve zaten geri dönüyordu o olaydan sonra. Soruya gelirsek. Kazak Kırgız isyanlarından bahsetmiştiniz. Aynen. Bir bu, yani hani buradaki durum tam olarak ne? Bir isyan mı söz konusu yoksa bir kabullenme mi söz konusu? Ve sağ cedidçi ve sol cedidçiler dediniz. Bunların ayrıştığı durumları merak ediyorum. Şimdi bu kadar. Teşekkür. Evet, arkası da var ama şimdilik bu kadar. Ondan sonra hocam kısaca eğer şey yapabilirsek bir sonraki oturuma yetişmek için teşekkürler. Ben sorunun şimdi Duma'nın 1905'te açılan Duma'da azınlıkların önemli bir sayıda olduğunu biliyoruz ama Türklerin o kadar yani çoğunluğu sağlayacak kadar olmadığını da biliyoruz. Yani çok az miktarda yine de nüfuslarına oranla çok az miktarda. O anlamda daha sonra Nikolay verilen bu meşru
Milliyet hakkını daha sonra geri aldığını, zaten getirdiği başbakanlar yoluyla, bir de Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği şey yoluyla. Tabii bu Türkistan'da Tatar kökenli, diyelim, Kazan kökenli aydınların önemli etkisi var. Zaten en önemlisi Kırım olarak, yani Gaspral'ın cedid okulları Türkistan coğrafyasında da çıkıyor. Zaten ilk dönem bu Türkistan coğrafyasındaki liderlere baktığımız zaman sağ ceditçi olsun, sol ceditçi olsun, sol cedid anının ayrımını açıklayacağım, olsun, cedid okulundan, eğitiminden, Tercüman Gazetesi'nin yayından etkilendiğini görüyoruz. Özellikle de bu büyük şehirlerde diyebileceğimiz Taşkent, Samarkand, Buhara ve bölgesi. 1916 isyanı temelde isyanın temel sebebi Rus Çarlığı döneminde temelde askere alınmayan Kazak, Kırgız, Özbek de dahil bu anlamda Türkistan halkları diyelim. Türkistan halklarının 1916'da kendilerinin geri hizmette kullanılmak üzere alınmaya çalışılması, ikinci olarak da sahip oldukları ekonomik atları olsun, şeyleri olsun, devlet tarafından el konulması, ona karşı gösterdikleri tepki. Tabii burada şunu da unutmamak lazım, 1916 yılında bir Dünya Savaşı devam ediyor. Türk subaylarının da, istihbaratçıların da çok önemli faaliyetleri var bölgede. Bu örgütleme, bu isyanı örgütleme, belli bölgelerde örgütletme konusunda çabalar var. Zannedersem başkanımız o konuda daha detaylı söyleyeyim. Sağ ve sol ciltli dediğimiz şeyler, mesela Mustafa Çukay Kadet Partisi'nden, Sosyal Demokrat Partisi'nin bir üyesiydi. O anlamda Bolşevik rejiminin, yani Bolşevik Lenin'in ideolojisine, sosyalist ideolojiye çok taraftar değildi. Bu anlamda bu cedidçilerden bahsederken de Mustafa Çokay gibi cedidçilerin Bolşeviklerden memnun olmadığını, onların zaten etkin olduğu dönem işte Kadet Partisi'nin Petrograd'da, Krensky'nin